Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte oyuna yeni gelecek olan premium sandıkta neler var onları göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer like atarak destek olabilirsiniz. Eğer ki hala kanalıma abone değilseniz de abone olup videomu aşağıda bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Bu arada yarın NFT betası çıkıyormuş ama bütün cihazlara verecekler mi yoksa gene sınır mı verecekler onu bilmiyorum. Eğer ki bana da NFT çıkarsa yarın sabahın köründe 9-10 gibi oyun direkt çıkar çıkmaz canlı yayını yapacağız. NFT oynayacağız. Hani eğer ki sana çıkmadıysa falan gelip izleyebilirsin. Hani NFT'de neler var öğrenebilirsin. Tabi ben bunu iPhone 11 ile deneyeceğim için daha güzel grafiklere sahip olacağımı düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Gidip de 45 FPS falan verse yirik nani. İnşallah herkese 60 verir ama duyduğum bilgiye göre mesela J7'de 15 FPS alan NFT'de 25 alacak. Yani örnek veriyorum. Yani J7'de 25 ise şeyde 30 böyle bir tık daha yüksek alınacakmış diye duydum. Gerçek mi bu bilmiyorum. Onu da oyun herkese çıktıktan sonra öğreneceğiz. Şimdi hesaba girdik abi. Ben ilk önce gene şu 10 UC çarkımı çevireceğim. Gene baş çıkacak biliyorum ama hani bir kere de olsun gene basacağım. Bak 14.'yü çeviriyorum PUBG. Ya yeter. Bak 14 tane çevirdim. 4-5 tane boya aldım. Sürekli boyaya gidiyor. Başka hiçbir şey yok. Son bir tane kaldı. Onu da çevireyim. Bir daha çevirmeyeceğim zaten. Şuradaki premium alayım yeter. Şimdi gelelim yeni premium sandığımıza. Yeni premium sandığın içinde neler olacak derseniz hepsini sizlere teker teker göstereyim ve şahsi düşüncelerimi söyleyeyim. Böyle bir kış geliyor ya. Belki kış modunu tekrardan getirir mi bilmiyorum ama kış moduna özel premium sandığa böyle kışlık ne varsa doldurmuşlar. Yanlış bilmiyorsam buradaki ördek çanta ve vesaire sanki yükseltilebilir buzlu mini gelmişti hatırlasın. Sanki orada vardı bunlar premium sandığa eklenip gelmiş gibi ama tam bilmiyorum. Mesela kırmızı setlerden bir tanesi bu şekilde böyle mavi bir tane set yapmışlar. Set güzel mi? Güzel abi. Kırmızı olmayı hak eden setlerden birisi diyebilirim. Şahsi düşüncem olarak söylüyorum. Şapkası yani saç şapkası dediğim saçı da bu şekilde olacak. Yani güzel. Bu arada yeni karakter falan gelecekmiş anla diye. Onun da tam görünümü yok ama sesleri vesaire işte ödülleri vesaire var. Onu daha çekmedim ama hani eğer ki isterseniz yeni karakterin şeylerini de çekebilirim. Fakat tek sıkıntı karakter gözükmüyor. Yani istiyorsanız yazabilirsiniz. Daha sonra diğer bir setimiz ise bu ördek seti. Size kötü bir haber daha vereyim. Geçmişte klasik sandığa ve premium sandığa gelen setler buraya da gene eklendi. Hani artık PUBG Mobile set yap ve eskileri getirip duruyor. Böyle bu bir tık hani insanları bence zoruna gidiyor. Çünkü hani eskiden çıkarttık niye bir daha geliyor diyorlardır diye düşünüyorum. Ben açıkçası diyorum. Böyle bir tane ördekli değişik bir set var. Tam bir troll set mi diyeyim, villaya gitmelik set mi diyeyim, böyle değişik bir set. Yani hani ayıcık seti vardı onun gibi. Bir tane böyle premium sandıkta işimize yarayacak olan K98 deseni var. Tabi K98 deseniniz varsa bu ne kadar umurunuzda olur. Bence güzel. Yani şu anki desenlere göre baya güzel bir K98 deseni. Daha sonra bir tane böyle bir gemimiz var. Gemide hani böyle güzel abi, gemi deseni getirmeleri güzel olmuş. Hiç olmayanlar böyle gemi deseniniz falan yoksa çıkartırsan güzel olabilir. Bunun geçmişte sarı ördeklisi vardı. Şimdi buz ördeklisini getirmişler. Böyle grafiti almışlar, boyamışlar. Aha da ördek. Hani bu da böyle bir tane işte gemi deseni. Güzel. Çanta desenine gelecek olursak bir tane böyle kardan adamlı bir çanta desenimiz var. Bence çanta deseni de hoş duruyor. Hani bu seferki premium sandık öyle çok çok kötü bir sandık değil abi. Orta seviye düzey bir premium sandık getirmişler. Ben açıkçası şahsi düşüncem beğendim. İyi ki de böyle bir şey yapmışlar diyorum. Hani bence güzel yapmışlar abi. Kafası vesaire kaskı güzel olmuş. Daha sonra bir tane böyle bir Noel seti var. Bu Noel seti. Ondan sonra buradaki VSS, buradaki başlar. Hepsi bende var. Bak birazdan hesabımda göstereyim. VSS var. Kafaya takılan da var. Kırmızı set de var. Bak bu bende var. Ben bunu klasik sandıktan çıkarttıydım herhalde. Hani klasik sandıktan hop premium'a. Acaba premium'a bir gün akülü getirirler mi ki? Mesela bak premium akülü set gelmedi ama klasik sandığa getirip geri aldılar ya. Çıkartamadık ya. Bir de o var. Keşke bir çıkaydı bana. Ondan sonra böyle bir set var. Bu seti zaten ben çıkartmıştım. Yani klasik sandıktan çıkarttım herhalde. Klasik sandıktan bir de şu kaskı iki kere çıkartmıştım. Sandık açımı videosu çekerken çıkartmıştım. Aşağıdaki şeyler de bu şekilde gene gümüş vesaire doldurmuşlar. Hatta size şöyle göstereyim kendi hesabımdan. Bak buradan kaska geliyorum abi. Bu kaskı ben iki kere çıkarttım. Bu bende var. Ondan sonra başlar kısmına gelirsek bu geyik başı da var benim başımda, yılbaşı geyik başı. Silah desenine gelecek olursak buradan size VSS'i de göstereyim. VSS hangisine giriyordu? Şuna giriyordu. Aynen bak. VSS'i de çıkarttım abi ben. Sete gelirsek seti de göstereyim. Bu da var bende. Bak burada alınma tarihi yaparsak ne zaman çıktığını sizlere söyleyeyim. Şöyle bir dakika yapayım. Şimdi alınma tarihi yaptım. Mesela ben bu kırmızı seti ne zaman çıkartmışsın?
sezon 17'de falan çıkartmıştım. Yani sezon 16-17 arası hatta. Bir ihtimalle 16 aynen bak 16. Sezon 16'da ben bu seti aldısı bana. PUBG Mobile bunlar tekrardan getirmiş. Şu an premium sandıkta işinize yarayacak ne var derseniz de şöyle göstereyim. Bana göre premium sandıktan çıkartırsanız ne var abi? Şu yukarıdaki sadece 8 var. Hani ben açsam çıkarsa diyeceğim. Buradan bana kırmızının da çıkmayacağını varsayarsak K98 deseni olabilir, gemi olabilir, çantayla kask olabilir. Bu kadar. Şu Noel setini pek fazla umursamıyorum. Hani şurada göstereyim sizlere hemen. Şuradaki Noel setini açıkçası umursamıyorum. Hani olsa ne, olmasa ne diyorum. Ya sandık bu şekilde. Peki sizde bunlardan kaç var? Büyük ihtimalle sizler de çıkartmışsınızdır diye düşünüyorum. Açıkçası şahsi düşüncem. Yani güzel de eski şeylere koyma be PUBG. Vallahi ya. Oyunun dadırı bozdun iyice. Yani eski şeyleri getirmesem böyle mesela UC ile yükseltilebilir set. Bu arada bilmeyen varsa diye söyleyeyim. Yeni sezonda yine bir yükseltilebilir set gelecek. Hani Akuman'dan sonra yükseltilebilir zırhlar var ya. Bir tane daha gelecek. Hani böyle, sürekli UC ile onları getireceğine birazcık da bizi düşünse. Bu klasik sandığı hani azıcık kırmızı çıkartma ihtimalini yükseltseler. 0.5 yerine hani bari bir 3 olsun da. Bir çıkma ihtimali olsun. 3 olsa mesela 0-3 olsa abi 30 sandıkta bir tane çıkma ihtimali var. Klasik sandıkta mesela 0.5 şans var diyor. Ben 200'den fazla klasik sandık açtım. Hala bir tane kırmızı klasik sandıktan çıkartamadım. Ya bilmiyorum sanki böyle çıkarmamak için koymuşlar oraya. Ama koyalım çıkarsa çıkarsınlar. Böyle bayağı uca yatıran olursa çıkıyor. Buz M4 hala çıkartamadım. Hani ne zaman çıkacak onu da bilmiyorum. Birçoğunuza Buz M4 çıkmamıştır. Hatta çıkanlar da varsa 30-40 level hesaba çıkıyor. Böyle düşmanları da görürsünüz. Adam 44 level abi. Elinde şey var, Buz M4 var. Bu mesela bir tık sizin zorunuza gidiyor. Niye? Sen gelmişsin 3,5 yıldır oynuyorsun. Sende Buz 4 yok. Onda var. Hadi. Ve bu videolukta benden bu kadardı. Sizlere elimden geldiğince yeni gelen premium sandığı göstermeye çalıştım. Ve kendi şahsi düşüncelerimi söyle. Dedim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bye bye.